Merhaba Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar. Evet, tutulmaların etkisi sizin dördüncü evinizdeydi malum Akrep burcunda. Bu tutulmanın etkileri hala bu haftada devam ediyor olacak. Belki ailemizde, annemizle, babamızla baya bir çatışmış olabiliriz. Onlarla yolumuzu ayırmak, kendi yolumuza gitmek isteyebiliriz. İlahi planda aslında bizi hak etmeyen, bize sürekli olarak köstek olan, sırtımızda kambur oluşturan yüklerimizden ayrılıyoruz. Belki sırtımızda taşıdık taşıdık ama ailemizden hiç kimse bizi takdir etmedi. Yolumuza ket vurmaya çalıştı. Sürekli bizi aşağı çekti. İşte burada bir dur dememiz gerektiğini, kendi yolumuza gitmek istediğimizi, kendi planlarımızı uygulamak istediğimizi beyan edeceğiz. Tabii ki onlar buna çok da olumlu karşılık vermeyecek. Aslında ortam biraz daha gerilecek ve aile hayatımızda bazı insanları bir dur demeyi belki de ön plana koyacağız. Kendi değerimizin farkına vararak bizi aşağı çeken insanlarla bir yüzleşme yaşayacağız diyebilirim. Önemli tabii ki anne baba veya aile içindeki bu tartışmalar, sıkıntılar ciddi anlamda bizi zorlasa da, duygusal olarak böyle biraz aşağı çekseler de onlar bizi sürekli manipüle etmeye çalışan, üstümüzden yani kendi ayaklarının üzerine durmak yerine üzerimize kambur olan bir yükle bizden sürekli destek bekleyen insanlardı. Ama bizim de artık kendimize ait bir hayatımız var, bir planımız var ve bu planlara uygulayamazsak başarılı olamayacağımızı anlayarak o yüklerimizden biraz ayrılmak isteyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu eş ve ortakla olan bir konu durumsa gerçekten iç dünyamız ne yapacağını bilemez, sıkışmış vaziyette. Artık o sıkışıklığı bir çare bularak belki de yıpranmış olan bir evlilikte nihai karar vererek kendi yolumuza gitmek isteyebiliriz. Ya da eşimiz, ortağımız bizimle aynı çerçevede buluşarak biraz belki de alttan alarak bizi kaybetmemek için önemli bir teklifte de bulunabilir. Ama şu bir gerçek ki biz artık bu sıkışkınlıktan kurtulup hayatımıza önemli bir yön vermek zorundayız. Kariyer planlarımızı elimize alarak belki de kariyerde en yükselebileceğimiz bir fırsatı tetikliyor olacak bu tutulma. O yüzden bizi aşağı çeken insanları bir kenara bırakarak kendi yolumuza gitmeye karar vermeliyiz. Kariyer ve iş konularında önemli fırsatlara gebe ama bunlar için bizi korkutan, aşağı çeken, izin vermeyen insanları da şöyle bir kenara bırakmamızı istiyor gökyüzü diyebilirim. Örnek verecek olursak belki bir yatırım planımız var. Bu yatırım planı içerisinde işte yüklü bir yatırım olduğu için aile bu yatırımı yapma, işte kazanamazsın, batarsın, işte bu ekonomik krizde bu açılır mı, o yapılır mı gibi bizi aşağı çeken bir enerjide olabilirler. Veya bizim hayat planlarımıza onların çıkar ilişkileri tam ve net uymuyor olabilir. Kendilerinin düşündüklerinden dolayı bize hayır onu yapma, bunu yapma şeklinde korkutan bir enerjide sürekli baskı halinde tutmuş olabilirler. Artık onlara bir dur deyip kendi hayatımıza ve yönümüze gidersek başarılı olacağımız bir dönemden geçiyoruz. Özellikle de hayatımızda belki de 18 yılda bir gelecek bir fırsatı bu sayede yakalamış olacağız diyebilirim. O yüzden aile ve iç dünyamızdaki o korkularımızla bir yüzleşmemiz, bırakmamız gerekenleri bırakarak hayatımıza devam etmemiz söz konusu olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.